Birlikteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse, bundan önceki bölümde şifalı bitkilerden elde ettiğiniz bu ürünle, iksirle kalp damar sağlığı açısından çok ciddi bir takviye olabilir bu ürün. Damarları açıcı olduğundan bahsettiniz. Tabii bu cinsellikten sağlığa kadar her yönüyle çok önemli bir olay. Damarların açılması Evet. ki vücudu damarlar besliyor. Şu anda bir diğer ürününüz var. Kırmızı renkli görünen ürününüz. Şöyle bir soru da sormak istiyorum ben size. Şu anda toplumda her ne kadar bir kalp hastalığı gibi görülmese de ciddiyet noktasında ülserdir, reflüdür, gastrittir, özellikle bağırsaklarda düzensizlik, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık, gaz. Bunu belki rahatsızlık olarak algılamıyoruz ama bir bakıyorsunuz şişkinlik olayı bir insanda onu ömür boyu rahatsız ediyor. Bir türlü düzene girmiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun geçmesi için bu noktada bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Evet. Bu konu önemli. Evet, çok çok önemli. Şimdi alerjinin sebebinin bağırsaktaki mantarlar veya midedeki Helicobacter pylori'nin üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Bağırsaktaki mantarlar etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller üretiyor. Bu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakıyor. Bir insanda 350 metrekare bağırsak var. Top sahasının yarısı kadar. Bunun 1 miliminde 200 milyon virüs denen kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, emen. Şimdi bu bağırsaklarda virüs denen bu kanallar sadece besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emmiyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Ama en büyük tahribat, tahriş bağırsaklarda oluyor. Çünkü bağırsaklarda üretilen toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar, ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgılar. Bizi ilgilendiren burada diaminoksidaz isimli enzim. Bu enzimin oranı azalıyor. Enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Bu enzim oranı azalırsa histamin oranı yükseliyor. Histamin oranı yükselirse kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik rinit, atopik eksem, kurdeşen vesaire gibi bir sürü alerjik hastalık ortaya çıkıyor. Buna karşı antihistaminik ilaçlar, kortizonlu ilaçlar nedir? Çözüm değil. Artı bunların yan tesiri çok. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara çok yüksek dozajda kortizon ilaçını verdiler. Adamcağız merdiveni çıksa bir yeri kırılıyordu. Cam kemik. Boynundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Yani kortizon yan tesirler üzerine ben burada konuşmaya kalksam zaten o 1-2 saatlik Başka şeylere zaman konu alır. gelmez o zaman. Anlatamak. Ben eskiden 15-20 saat kortizon aldım bir ara 25 yıl önce. Bu kendi buluşumu yapmadan önce. 15-20 saat okuyup yazan bir insanken 10 dakika kitaba bakamaz oldum. Konsantrasyon, dikkat dağınıklığı bitiyor. Şimdi ben bunun sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu bildim ama bilmek yetmiyor. Bu bağırsaktaki mantarları, midedeki bakteriyi nasıl doğal yöntemlerle yok edeceksiniz? Bu problem var. Bununla ilgili 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Lahana suyuyla ve her türlü gastriti, ülseri tedavi etmiştir. Fakat lahana suyu haşlarsanız içindeki etken madde yok olur. Mikserde çekerseniz oksitlenir, etkisi azalır. İçindeki bu lahananın içerisinde 400 çeşit etken madde var. Laktobacillus ve bifidobakteriler, faydalı bakteriler, zararlı bakteri ve mantarları yok edici küçük moleküllü asitler üretirler vesaire. Ve metilmetilyonun sulfonun bromit denen çok etkili bir madde var. Buna eskiden U vitamini deniyordu. Bu U vitamini veya ulkus faktör denir. Ülseri iyileştirdiği için. Fakat bunun U vitamini olmadığı çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Bu ne demek? Yani lahanayı haşlarsanız bu eskiden U vitamini denen madde amino asit yok olur. Laktobacillus bakterileri yoğurtlara katılır günümüzde bağırsakları çalıştırsın diye. Bu faydalı bakteriler yok olur. O zaman lahananın etkisi sıfır olmaz ama çok çok azalır. Biz bunu doğal üretmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden iki özel makine getirdik. Özel yöntemlerle bunu hazırlıyoruz. Bunun içerisinde beyaz lahana, kırmızı lahana, üzüm sirkesi, ada çayı, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal gibi 19 çeşit bitki içerir. Yani sadece lahana da değil. Şimdi bazıları diyor ki ben evde lahana suyunu sıkarım, suyunu içerim. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü
gastritten tedavi olabilmek için en az bir ay gastrit ve ülseri tedavi edebilmek için bir ay lahana suyu içmeniz gerekir. Ama bir ay lahana suyu içerseniz günde 3-4 defa bir su bardağı guatra sebep olabilir. Neden? Çünkü lahananın birleşiminde tiyosiyonat denen bir madde var. Tiyosiyonat tiroid bezesine iyot akışını engeller. Öyle de kişide guatr, zehirli guatr veya nodül oluşur. Bu da fayda yerine zarar verir. Ha, biz ne yapıyoruz? Bunu diğer bitkilerle zararsız hale getirdik. Bu yan tesisini ortadan kaldırdık. Bir, zaten iksir varsa tiroid bezesinde nodül eritir. Varsa sertleşme temizler. Varsa iltihap cerrahat temizler. Bu nedenle iksirle toniği mutlaka birlikte kullanmak gerekir. Ama özellikle tonik kullanıldığı takdirde kişi eğer ülserse, gastritse, reflüyse bundan mutlaka fayda görür diyorsunuz. Yıllar önce Bağcılar'dan bir teyze dedi ki 30 yıl gastritim var. Problem değil. Tonik eğer ki bakteri gastrite veya ülsere bakteris ve veya mantar sebep oluyorsa tonik, virüs sebep oluyorsa iksir. Tamam dedi. Aldı, kullandı. Bir ay sonra geldi. Hiçbir şeyim kalmadı. E tamam da ileride tekrar ortaya çıkmaması için bir ay daha kullandım. Yok. 30 yıldır hastaydım. 30 günde iyileştim. Bundan sonra ne iksir, ne tonik içerim, ne de kimyasal ilaç kullanırım. Allah Allah. Taşı bile yesem eritiyorum dedi. 30 gün içerisinde. O zaman şöyle bir şey de söz konusu. Burada tek tek bitkileri saydığınız zaman bu bitkisel ürün içerisinde bunların her birisinin farklı etkileri var. Aynı zamanda yan etkileri var. Fakat bunlar bir araya geldiği zaman herhalde bir sinerji de ortaya çıkıyor. Bunlar yan etkisi olan sadece lahananın hafif bir yan etkisi var. Gastritte bir ay kullanmanız gerekir. O zaman tiroid bezesinde guatra sebep olabilir. Olur değil, olabilir. Ha, bunu nasıl zararsız hale getireceğiz? İşte iksirle ve diğer şifalı bitkileri, içerisindeki şifalı bitkileri o yan etkisi ortadan kaldırdık. Mesela bir vatandaşımız kabız oluyor. Doktora gidiyor. Tabii ki sürekli ilaç kullanarak, bitkiler kullanarak kabızlıktan kurtuluyor. Bir seferinde öyle kabız olmuş ki 21 gün tuvalete gidemiyor. Ailesi artık zorluyor. Kötü olacaksın. İlle git git gidiyor. Kalın bağırsakta yumruk büyüklüğünde tümör oluşmuş. Bu yüzden tuvalete mi gidemiyormuş? Tamamen tıkanmış. Aman eve gidemezsin, buradasın artık diyorlar. İyice bir inceleme alıyorlar ki karaciğerde de 10 tane bilye büyüklüğünde metastaz oluşmuş. Ne olacak? Ya karaciğer alacaklar ya kalın bağırsak. Karaciğer mi alsak, bağırsak mı alsak diye tartışırlarken bu vatandaş tabii olaydan haber olur. Ameliyat olmamak için hastaneden kaçmış. Dedi ki çocukları internetten araştırmışlar, geldiler, buldular. Dediler ki abi senin ürün fayda eder mi? Alacaksınız, kullanacaksınız. Çünkü böyle ağır bir vakayla karşılaşmadım. Bilemiyorum. Doktoru demiş ki 10 günde ameliyat olmazsa defacete ağzından gelir. Zehirlenir, ölür. 10 gün içinde mutlaka ameliyat olacak. Ama neyi ameliyat edeceksin? Kalın bağırsaktaki tümörü mü? Karaciğerdeki tümör, metastaz, çünkü karaciğeri de almak gerekir, karaciğer nakli gerekir vesaire. Çok kompleks bir durum. Ben dedim ki iksir, tonik ve bu kolit çayını, kanser çayını kullanın. Bakalım Allah kerim. Yani şimdi bir şey söylemek doğru değil. Kullanmadan bilemeyiz. Ama bunları kullanırsanız kabızlık gibi bir problem kalmaz. Etkisini görürsünüz. Bir deneyelim dediler. Aldılar, denediler. 3-4 gün sonra düzenli tuvalete çıkmaya başladı. Şimdi ne bana geliyor ne hastaneye gidiyor. Dedim ki çocuklara ne oldu? Vallahi hiçbir şeysi kalmadı. Korkudan da hastaneye gitmiyor, ameliyat edecekler diye. Buraya da gelmiyor. Alıyor, gönderiyoruz, kullanıyor. Şimdi top gibi maşallah hiçbir şey yok. Sanki hasta değil. Evet hocam, şimdi bir de özellikle özellikle belli bir yaştan sonra halkımızın genel çoğunluğunun muzdarip olduğu bir rahatsızlık var. Bu da eklem ağrıları, eklem kireçlemesi, eklem romatizması. Şimdi sizin bahsettiğiniz ürünler işte bağırsakları düzene sokuyor vesaire, ama bu noktada halkımızın fayda görebileceği bir bitkisel öneri de bulunma imkanınız var mı? Yıllar önce Almanya'da tanıdığım yaşlı bir nine, Alman,
kadıncağıza doktoru, ev doktoru böbrek akut nefrit yani böbrek iltihaplanması nedeniyle bir ilaç yazmış. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı doktoru 20 yıl yazmış. Kadıncağızda bronşi, tansiyon, kalp problemi, midede problem, romatizma o kadar hastalık ki. Sabah kalktığında öğlene kadar ellerini bükemiyor böyle. Ekmeğine tereyağı süremiyor, böyle bıçak tutamıyor. Aileme demiş ki ya senin beyin bu kurslara murslara gidiyor, bir şeyler yapıyor. Bana da bir çare bulsun demiş. Benim doktor beni öldürür demiş. Ailem dedi ki ya bu kadıncağıza bir bak. Tamam dedim inşallah bakarız. Onun ilaçlarını bir getir bakayım yan tesirlerine bir okuyayım dedim. Getirdi ki ooo dedim ya sizin doktor ne yapmış? En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 ile yazmış. Uyumuş. Allah Allah. Tamam dedi onları kullanmayacağım. Ben ona iksir, tonik, önce romatizma çayı verdim. Yavaş yavaş. 6 ayda romatizma denen bir şey kalmadı. Tansiyonu düzeldi. Bütün anormalikler ortadan kalktı. Tutulmalar, kireçlenmeler için etkili olduğu burada kemik erimesi. Kemik erimesi. Mesela bizim bir doktorumuz var Süleyman Bey. Onun annesinde kemik erimesi nedeniyle protez takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda çok hastalık var. Bronşit var, tansiyon var, kalp yetmezliği var vesaire. Doktorlar diyor ki ya ameliyata girerse yaşlı 68 yaşında Allah korusun ameliyat masasında kalır. Ameliyat olamaz. E ne olacak? Önce güçlenecek. Bana geldi Süleyman Bey dedi ki ya İbrahim Bey sizde yok mu böyle bir şey dedi ya. Var hocam dedim. İksir tonik kemik çayı. Kullansın inşallah bir şey kalmaz dedim. Kendisi doktor olduğu için sürekli zaten takip ediyor annesiyle ilgili rahatsızları. 6 hafta sonra tekrar kemikte ölçümler yaptırdığında kemiklerdeki erime geçtiği gibi %68 kemiklerde yoğunluk kazanmış. Allah Allah dedi şaşırdı. Kemikler o kadar güçlenmiş ki artık ameliyata gerek kalmamış. Ameliyatsız problem ortadan kalktı. Bundan 3 yıl önce bir teyze geldi. Ben o zaman zemin kattaydı ofis, dükkan. Kapıya vurdu. İbrahim Gökçek aç bakayım kapıyı. Açtım dedim ki buyurun. Bir kabahat mı işledik? Yok canım dedi. Ziyarete geldim. Buyurun dedim. Sen beni tanıyor musun? Dedim tanımıyorum. Ya nasıl tanıma? İnsan tedavi ettiği hastayı tanımaz mı? Estağfurullah dedim. Ben tanımıyorum. Dedi ki sen tanımasın tabii. Benim dedi kızım var burada. O aldı gönderdi. İksir tonik kemik çayıydı. Bu Zonguldak'ta doktoruna gidiyor. Ameliyat şart. Hem dizinde hem kalçasında problem. Eğilemiyor, bükülemiyor. Namaz kılamıyor. Ankara gidiyor. Doktorlara ameliyat şart. Hem menüsküsten hem kalçadan. İstanbul'da yine aynı. Kız da diyor ki anneciğim önce şunları bir dene. Faydası olmazsa yine ameliyat olacaksın. Aradan 3-4 ay geçten sonra hiçbir şeysi kalmamış. Bastonla geziyor artık. Kapıyı vurunca dedim Allah Allah ne oluyor? Dedi ki bak önce Allah'ın sonra senin sayende artık geziyorum dedi. Geziyorum. Namaz kılmayı boş ver. Geziyorum dedi. Allah senden razı olsun dedi. Buraya dedi sırf seni görmek ve sana dua etmek için geldim dedi. Ben de Allah razı olsun dedim. Şimdi bu bir de sormak istediğim özel bir konu var. Tansiyonla alakalı olarak sürekli tansiyon ilacını yanında taşımak durumunda olan insanlar var ve yüksek tansiyon durumunda değişik durumlarda bir anda dil altı olarak kullanacak bunu. Kalp damar sağlığı üzerinde çok durdunuz. Bu noktada iksirin onun içerisindeki şifalı bitkilerin buna olumlu yönde bir etkisi olma durumu var mı? Tabii. Çatalca'da yaşlı bir teyzemiz var. O da 60 yaşlarında diyelim, 58-60 yaşlarında. Bu raporlarını getirdi bana. Bizim ürünlere başlamadan önce kolesterol 247, trigliserit yani yağ oranı 527, glikoz 190, tansiyonu yüksek, fırlamış 14'lerde, 15'lerde yüksek. Bizim ürünleri kullandıktan tam 28 gün sonra tekrar gitmiş, test yaptırmış, raporunu almış. 4 hafta içerisinde trigliserit 527'den 160'a, kolesterol 247'den 130'a, glikozu 190'dan 110'a düşmüş, tansiyonu normalleşmiş. Geldi kızıyla birlikte, dedi ki İbrahim Bey Allah razı olsun sizden dedi. Ne oldu dedim, bak dedi raporlarıma, verdi raporlarını.
Dedi ki sistemde yayınlayın.